Bismillahirrahmanirrahim. Kredi kartlarıyla alışveriş yapmanın fıkhi boyutunu incelememiz için piyasadaki kredi kartlarını anlamamız lazım evvela. Malumunuz hem katılım bankalarının, finans kurumlarının müşterilerine vermiş oldukları ihtiyaç kartlar var, kredi kartları var. Bir de faizsel olarak çalışan faiz kurumlarının kredi kartları var. Evvela faiz bankalarının kredi kartlarını incelemeden önce şunu söyleyelim ki, havale yapmak, EFT yapmak gibi belki ihtiyaç olan işleri bile faizi bankalar tercih edilerek yapılmaması lazım gelir. Çünkü faizi bankayla yapılan her muamele onların işlem hacmini büyüttüğünden, faiz kurumunun ayakta kalmasına destek olacağından dolaylı yoldan günah olur. Peki bu bankaların vermiş olduğu kredi kartlarıyla yapılan işlemler nasıldır? Siz bu bankanın, A bankasının, A faiz bankasının kartını alarak bir markete gidersiniz, bir mağazaya gidersiniz ve alışveriş yaparsınız. Alışverişi yaptıktan sonra kartla ödemeyi tercih ettiğinizde alışverişten doğacak olan, yani doğmuş olan bu borç bankaya havale edilir. Havale, kişinin borcunu bir başka kimseye havale etmesidir. Kitaplarda, fıkıh kitaplarında babul havale diye borçların devri ibaresi mevcuttur ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem borçların devredilmesini, bir başka şahsa devredilmesini sahih görmüştür. Bunu İslam hukukunda caiz kabul etmiştir. Fakat havale yapılan kişi, yani borçlunun borcunu ödemeyi üzerine alan kimse, borcu kabullenen kimsenin bu işlemden ötürü para alması caiz değildir. Yani bir kimse mevcut olan borcunu ödenmesi için bir arkadaşına havale etse, kardeşim sen benim yerime ödersen ben sana sonra dönerim dese, bu borcu ödeyen kişinin daha sonra ödemiş olduğu miktarı esas borçludan alacakken bir fazlalık talep etmesi caiz değildir. Çünkü havaleden ötürü işlem almak caiz değildir. Hanefi fıkıh kaynaklarında bu böyle geçmektedir. Bankalarda bizim adımıza yapılan, yani bizim kartımızla yapılan alışverişlere bu şekilde bir komisyon alıyoruz, yani bir masraf bedeli alıyoruz demeleri caiz olmamaktadır. Çünkü havale yapılacak kişinin para almamasının caiz olmadığını söylemiştik. Fakat bu şuna benzemekte aynı zamanda. Bu bankalar alışveriş yapıldığında ben senin adına ödeyeyim bu borcu mağazaya, sen daha sonra bana fazlasıyla öde demiş oluyor vade konduğunda. Yani 100 liralık bir alışveriş vadeyle 110 lira oluyor ve burada biz bankaya bizim adımıza borcu ödediği için 10 liralık bir vade farkı ödemiş oluyoruz ki banka burada sadece bizim adımıza borç ödediğinden, yani bize bir nevi borç verip fazlasını aldığından faiz olmuş olur. Vadesiz alışverişlerde de yine kredi kartı faizi bankanın ise yine bu işlem dolaylı yoldan o kurumu destekleyeceğinden ötürü caiz değildir denebilir. Fakat bir de günümüzde katılım bankalarının vermiş olduğu ihtiyaç kartlar var. Bu kartları müşterisine banka verdiğinde bir aralarında taahhütname imzalanıyor. Ve banka müşteriye bu kartla mağazalardan benim adıma alışveriş yapma yetkisini sana veriyorum diyerekten bir prosedür hazırlanıyor. Ve müşteri gidip alışverişini yaptığında bu alışverişi kart sahibi banka adına yapmış oluyor. Nitekim siz o kartlarla alışveriş yaptıktan sonra, yani post cihazından kart geçtikten sonra banka size bir mesaj gönderiyor. Bizim adımıza yapmış olduğunuz şu kadar miktardaki, şu kadar tutardaki alışverişi biz size şu kadar vade farkıyla, şu kadar taksitle satıyoruz gibi bir ibare geçmektedir. Yani bir nevi banka o malzemeyi, o malı sizin adınıza o satıcıdan alıyor ve size vadeyle satıyor. Bu işlemi de kart üzerinden yapıyor ve kartı size verirken de en başta bu kartla her zaman benim adım alışveriş yapacaksın diye bir şart koşmuş oluyor. Yani işin kitabına ve şartlarına uydurulmuş hali mevcutken, yani katılım bankalarının kartlarıyla alışveriş yapmak en azından zorlamayla bile olsa bu şartları yerine getiriyorken, kredi kartı kullanmak durumunda olan Müslüman kimselerin bu kartları kullanmalarının en azından caiz olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de bankayla, kartla hiçbir şekilde muamelede bulunmamak en güzel olmakla beraber mevcut şartlar zaman zaman kişileri bu kartlara mecbur bırakabiliyor. Bu durumda Müslüman kardeşlerimizin katılım bankalarının kartlarıyla alışveriş yapmalarını zorda kaldıklarında ve diğer bankaların vade farkı olmasa dahi diğer bankaların faizli bankaların kartlarını kullanmamalarını
tavsiye etmekteyiz. Bu noktada şöyle bir itiraz gelebiliyor. Hocam, normal faizi bankanın koyduğu vade farkı %2 iken Katılım Bankası %3 koyuyor, %4 koyuyor gibi. Bu durumda da bu aradaki fazlalığı vererek fıkhen faiz olandan, en azından fıkhen caiz olana kaçmak herhalde Müslümanın kalitesini ortaya koyacaktır. Madem ki sistem bizi buna itiyor, mecburen bu sisteme duşar kalıyoruz, o halde tercihimizi bu yönde tutmamız lazımdır. Allah doğruyu en iyi bilendir diye bu meseleyi sonlandırabiliriz kardeşler.